Bir oldu ve Osmanlı Devleti 72 düvelin ittifakı sonucu günahıyla, sevabıyla o bir yana yıkıldığı yerine Genç Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kuruldu. Laik, demokratik bir devlet. Ne kadar laik, ne kadar demokratik burada konumuz bunları tartışmak değil. Dilenirse başka bir zaman bu konular da konuşma tertip edilir. Onu ayrı ayrı tartışabiliriz. 1920'lerde kurulan bu rejim aşağı yukarı yılbaşı olarak 50'lere kadar hemen hemen Stalinist yöntemlerle İslam'ı zaten pek kalmamış olan İslam'ı yüzeysel görüntüleri itibariyle de tümüyle kazmak, böyle kökünü de ortaya çıkarıp kurutma uygulaması yaptı. Çok iyi hatırlayacağınız gibi anlamadığı dilden elinde Kur'an'ı yüzünden okuyan insanların tevkif edildikleri yılları babalarınızdan, dedelerinizden işitmiş olmalısınız. Ama İslam'ın insan fıtratına uygunluğundan dolayı insanın iliğine işleyen İslam'ı hiçbir güç çıkaramazdı ve çıkaramadı bu uygulamalar. Ondan sonra dünyada bir ikinci dünya harbi geçirmişti. Bazı statiko değişikliklerine ihtiyaç vardı. Sonuçta yok edemediği İslam'ın önüne düşerek gel istediğin İslam'a birlikte gidelim anlayışıyla ne istiyorsun? Tanrı oludur yerine Allahu Akbar denilmesini tamam mecliste hemen karar aldı ve ezan Arapçaya çevirdi. Ölüne okuyacak, onu gömerken defnedecek imam mı kalmayacağı korkusundasın? Hemen Kur'an kursları imam hatipler kurulu verdi. İlahiyat fakülteleri derken 50 ile 60 yılı arasındaki dönem bu ufacık da olsa o zamana kadar o zamana göre çok büyük görülen, halkın gözünde öyle görülen gelişmelerle geçti. Eski CIA müdürlerinden birinin yayınladığı The Inside Story of CIA adlı kitabı 1961'de okumuş idik. Orada diyordu ki bir sonrası Türkiye'ye gelen Türkiye'deki siyasi iktidar yetkilileri yani Demokrat Parti yetkilileri her ne kadar İslamcı bir ideolojiye sahip değilseler de gerek 50 öncesinin tatbikatını yumuşatmak gerekse iç politikada daha başarılı olmak yani daha çok halk oyuna sahip olabilmek için İslam'a taviz verdiler. Bunun sonucu İslami gelişmeler çoğaldı ki halkı yönlendirmeyi düşünen iktidarı önüne kattı, elin önünde kötüyü götürdüğü gibi onu daha fazla İslami şeyler yapmaya sevk etmeye başladı. Yine yaşlarınız daha iyi hatırlayacaktır. 1956-57'lerde Adnan Menderes'in Büyük Millet Meclisi'nde siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diye milletvekillerine sarf ettiği bir sözü vardır ve epeyce meşhurdur. Siyasetle ilgilenenler bilirler. Yani 27 Mayıs ihtilalini kendilerinin yaptıklarını gelişen İslami gelişmeleri engellemek, hızını durdurmak için yaptıklarını açıklıyordular. 61'de yapılan, hazırlanan anayasa, Türkiye'de bu gelişmelere alternatif geliştirmek için ODTÜ'yü merkez edinmek üzere ki Amerika kurmuştur A'sından Z'sine kadar ODTÜ, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni. Komünizmin merkezi, böyle üretim merkezi halinde teşvik ettiler. Ayıp örtmek için de ara sıra Amerikan sefiri Makamdur'un arabasını Kadillan'a yaktırdılar filan. Derken 50 ile 60'lı yıllar arasında komünizm de epey temizledi böyle. Kurbanda kesilecek hale geldi. Etlendi, butlandı filan. Onlarla Müslümanları korkutuyordular. Yani gel rejimin yanına dendiğinde yok diye naz eden çocuğa annesi öcü geliyor deyince nasıl koşa koşa gelir. Komünizm geliyor deyince Müslümanlar da hemen rejimin yanındaki partilere oy veriyor.